NG bas şöyle. Bitirelim. Ctrl-Z. Herhalde burada kalmıştı. Hani şunu demek istiyorum. Şurası böyle gelirken burası da şöyle düz gelecek şuraya. Hatta biraz daha kalınlaşacak. Şurası gibi değil. Onu sağlayacağız. Şimdi bu tür şeylerde mesela extrude kullanılabilir. İkincisi kendimiz buraya bir yer yapabiliriz. Ben şimdi kendim yer yapacağım. Yani şöyle bir şey yapıyorum. Şuradan bir iç kısım oluşturup onu da yan taraf, yani şunu şişireceğim. Şurayı böyle kaldırabilirim. Bakın onu göstereyim. Ctrl R ile yine bu tarafa getir. GY ile azıcık bu tarafı kaydırıyorum. Bu iç tarafı şey tutuyor. Şimdi burayı biraz böyle şişireceğiz. Şişirmeyi de yani sapının arkadan görünüm olmadığı için şöyle oluyor. Sanki şuradan ortasından böyle eğilerek gitmek yerine şöyle çapraz geldiğini düşünelim. Onu da yani amacım şu aslında. Şunu biraz yana doğru oynamak. Şöyle yapalım. Şu görünümden bu görünüm hangisi? Evet. Arka görünüm bu. Bir arka görünüm. Amacımız azıcık şunu GX yana doğru ne yaptı orayı? Yanlışlık mı yaptık? Evet, yani yanlış bir şey yapmadık. Bakın şuradaki şey çıkıyor. Sorun değil. Bir görünümünden. Hatta şöyle yapalım. GX ile aslında bak şunu yapmaya çalışıyorum. Şuradan şöyle bir düz buraya gelsin istiyorum. Hatta şurasını azıcık artık bakın şurası şeyden geliyor. Daha böyle kalın olsun. GX ile bunu bu tarafa doğru azıcık daha böyle kalınlaştırıyorum. Tabii şimdi yan tarafı da biraz oynamamda fayda var. Bu yan tarafı seçmeliyiz. Şöyle seçtik. Bir de bastık. Hani düz gelsin şöyle biraz. GX ile bunu azıcık şöyle yapalım. Tamam, illa hani %100 başarılı olmak zorunda değiliz. Burası böyle geliyor. Şekle bakalım. Ctrl-S ile bir kaydedelim. Şunu kapattığım zaman. Aslında bakın biraz oradaki şekli yakalamaya başladık. Hatta şöyle bir şey var. Şurası daha bombeli. Böyle şey değil. Değil mi? Yani referanslara sık sık bakmakta fayda var. Referanslar gitmiş. Ben yine bunu kaydedip referans açıyorum. Kaç dakika oldu bu arada? 49 dakika olmuşuz. Şuradan load recent diyelim. Şunu getirelim. Ben o referanstan neyine bakacaktım? Ha, şunu kastediyorum yani. Şurada bakın. Şu kısmı biraz böyle şişik geliyor. Yani burası daha içten. O yüzden onu nasıl yapabiliriz? Şuradan itibaren biraz şişiririz. Şişirmede de çok böyle bayıldığım bir alet var. Şu 3 modundan burayı seçelim. Bakın Mirror Modifier bizi bir sürü şeyden kurtarıyor. Şuradan da biraz bunu büyütecek şeyimiz olduğu için Alt+S yapacağım arkadaşlar bunu. Şöyle biraz perspektiften bakalım. Hatta bakmayalım perspektiften. O bizi bozuyor demiştim ya. Yani 5'e bastım şey modundan baktım. Alt+S yapıp biraz şöyle bunu şişirdim. Hatta son bunun durumlarını Mirror Modifier yapmıştık ya. Kaydedelim. Buna bir şey verelim. Bilmiyorum ismi. Subdivision Surface verelim. Bakın bu sıraları bunların önemli. Şuradan vermemiz iyi olur. Tabii onu yumuşattı iyice. Birazdan onu biz keskin hatlara dönüştüreceğiz. Yani şimdilik bunu böyle kalsın. Bunu da kaydediyorum. Buradan bir de ne yapacağız? Obje modundayken bunu şey smooth yapalım ki biraz böyle düzgün gözüksün. Kesik de gözükmesin diye. Evet, şimdi bunu şişirdik. Şurasını getirdik. Çok güzel. Şuradaki deliği yapalım şimdi. Bakın şurada bir göçme var. Şuradaki. Onu yapacağız. Onun yerini ayarlayacağız. O yüzden şimdi burayı seçiyorum.
İçeri doğru bizim güzel bir aracımız var. Inset Faces diye bir şey var. O aracı aktif ettik. Şuradan da bunu biraz çektiğimiz zaman bakın. Şöyle. Üç görünümden bunu şey yapalım. Artık bir daha basarsam bir daha inset yapıyor. Artık öyle yapmayacağız. Ondan aracı çıkarttırıp bunu mesela G ile taşıyacağız. Right görünümden baktığım için yani bunu tek bir eksenle, iki eksenle taşıyor. Yani derinlemesine x eksenini taşımıyor. Sadece yatayda taşıyor. Bunu biraz şöyle G deyip biraz şöyle getirelim. Hani bir taraftan da bu resim iyi olmadığı için referansıma bir daha bakacağım. Neredesin referansın? Şurada. Yani mesela şuna bakalım. Yani ta şuraya kadar giriyor mu? Onu merak ediyorum. Oraya kadar giriyor mu? Sanki giriyor gibi yani. Şuradan şurada bir şey var. Bu buraya kadar gidiyormuş gibi sanki. Tamam, onu sağlayalım. Şuradan da uca kadar gittiğini farz edeceğim. Sonra delik ikisini birlikten deler yani. Değil mi? Yani o yüzden bunu şöyle yapabiliriz. İki modunda. Şimdi biraz daha derinde bakın bu. Onu hatta şöyle gösterebilirim size. Derinde değil. Pardon, derinde değil. Derinde değil. O yüzden şu an yana taşırsam kötü olur. Şöyle yapacağız. Bir de bunu derine sokalım. Ama şeklini oluşturduktan sonra yapsam daha iyi olur. Yani birden çok şeyi çalışmak yerine. Tamam. Konu anlaşıldı mı? Şurası tamamen kenara geliyor. Bu da kenara geliyor. Şöyle yapalım. Mesela GY ile taşıyalım gitsin. Yani şöyle. Şöyle hizasına. İlla dört dörtlük gelmek zorunda değil. Ha, dört dörtlük gelsin istersek de snapping falan kullanabiliriz. Sonra da bunu GZ ile yukarı doğru götürelim. Sonra bunu tekrar GY ile bu tarafa götürelim. Acaba yani oradan extrude alamazdım. Tamam. Burası böyle aşağı doğru gidince böyle olacak. Burası buradan gelecek. Bir de şunu GY ile biraz böyle taşıyalım. Bir de şurasını bir modunda GY biraz şöyle hani hizasına getiriyorum. Şurayı da GY hizalıyoruz. Sanırım buradan şey alabiliriz artık. Şurada ne var bilmiyorum. O yüzden şu kenarı seçip biraz yukarı taşıyacağım. Yani burada ne olduğunu bilmediğim için G Z ile biraz şunu şöyle yukarı taşıyalım. Tamam, bence azıcık şundan da G'ye böyle yapalım. Herhalde oldu. Şimdi buradaki şu içeriği seçiyorum bakın. Extrude yapıp içeri doğru bunu gömeceğiz. İçerisi x ekseni bakın. Şuradan x ekseni. X yapıyoruz. Aşağı doğru biraz içeri doğru bunu veriyoruz şöyle. Tabi onun miktarı ne kadar olacak? Şimdilik hadi bu kadar olsun. Ha, yani biraz daha götürmek istersem artık hareket ettirmem lazım. GX yapmamız lazım. GX. Az daha şöyle götürebiliriz. Hatta biraz daha. Gibi. Son silüetini bakalım nasıl olmuş. Şöyle. Aslında biraz o ana yapıyı sağlamış olduk dedim. Şuradaki şeyler de ne oldu? Derinlemesine geldi. Hatta tam devam etsin istersek mesela burada şöyle bir şey yapabiliriz. Snappinglerle şurayı tamamen yana taşısak iyi olur. Gerçi belki de şey de olabilir. Yani şuradan şöyle bunu devam ettirebiliriz. Şuraları bağlayabiliriz. Burada biraz üst üste binmeler oldu aslında.